Selamlar, ben Semih. Bugün oyuna yeni gelen sandıkları açıyoruz. İçinden ne çıkarsa destemize koymak zorundayız. Bu oluşturduğumuz destelerle büyük mücadeleyi tamamlamaya çalışacağız. Çok güzel süslü sandıklarımız da var içinde. Bu arada videoya geçmeden de bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar. O zaman hadi bakalım sandıklarımıza geçelim. O zaman ilk maçta olduğumuz için bence en küçük sandıklardan başlayalım. İki tane kart çıkacakmış içinden. Mızraklı Goblin güzel. Daha yeni güçlendirme aldı. Dart Goblin. Bu da güçlendirme aldı. Hadi bakalım destimizi kendimiz oluşturuyoruz. Evet, kural gereği önce sandıktan çıkan kartları koymak zorundayız. Mızraklı ile Dart Goblin. Aslında çok iyi kartlar çıktı sandıktan bence. Sonrasında ilk başta bir atak kartımızı belirleyelim. Bence Köstebek. Dart Goblin ile çok güzel gider ve şu an kullanışlı. Sonrasında bence bir büyüleri alalım. Büyü olarak Tomruk zaten en sağlam küçük büyü. Zehir de Köstebek ile beraber çok güzel gidiyor. Dese şu an mükemmel. Şimdi evrimleri eklememiz lazım. Bence şövalye evrimi harika gider. Binaya ihtiyacımız var. Evrim ve Tesla bence çok güzel gider. Onun dışında neyimiz eksik diye bakalım. Yakın menzilden bence çok zayıfız. Şövalye tek başına etmez. O yüzden korumalar ekleyelim. Ve böylece güzel bir desteyle başlamış oluyoruz. İlk sandıkta fazla bir kart vermediği için böyle bir deste yapabildik. Umarım kazanırız. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Bol şans diyelim. Emojimizi yollayalım. Bence direkt Köstebek'le başlayalım. Çünkü belki şansımıza vururuz başlangıç eli kötü geldi diye. Tomru hızlı salladık. Köstebek'in vurması lazım. Güzel deneme. Ama eğer bu adam deprem attıysa kulemize, az önce attı, o zaman bu adam birinci oynuyordur. Bu adamla aynı yöne saldırmalıyız. Neden aynı yöne saldırmalıyız biliyor musunuz? Çünkü aynı yönden oynarsak arkadan fişekçi bırakamaz. Bırakırsa zehir basarız. Güzel. Tesla'mızı böyle önden attığımız sürece rakip hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Şövalyeyi arkadan bırakalım. Çoğu insan deprem kartının Tesla'ya anti olduğunu düşünüyor ama öyle bir durum yok. Eğer Tesla'yı böyle önden atarsanız depremle hiçbir alakası olmuyor. Tomru çıkarmıştı elinden. O yüzden arkadan dart bırakabiliriz. Şövalyemizi korumalarla koruyalım. Güçlü madenci öbür tarafa gitti. Köstebeği basalım. İyi vurduk Köstebek'le ama adam öne geçti çünkü adam maçın başından beri deprem sallıyor. İşte bazen büyü sallamak daha önemli saldırmaktan bence. Ama daha maçın başındayız arkadaşlar. Maçın daha çok başındayız. Bence bunu çok rahat çeviririz. Arkadan bir daha şövalye bırakalım. Gene tabii ki de binici atarsa Tesla'mızı böyle atar ve çok rahat savunuruz arkadaşlar. Hatta bunu bilmiyorsanız bence ezberleyin pozisyonları. Yine dart bırakmak zorundayız. En mantıklı hamle o çünkü. Fişekçi bastı bizim için bedava zehir pozisyonu. Bu yüzden aynı yönden saldırıyoruz. Eli kolu bağlanıyor. Birinci bekliyorum ama Tesla yerine aslında korumalarla savunmamız daha iyi olur. Çünkü korumalar sonra atak yapacak. Tesla yapamayacak. Köstebeği hemen sallayalım çünkü deprem salladı havaya. Goblinler için tomruk atalım. Çok güzel. Hemen arkadan evrimi şövalye bırakalım. Aslında bu şövalye bir nevi tuzak. Çünkü fişekçi basacak köprüden. Biz de Tesla atacağız. Dartı bırakalım çünkü deprem dartı öldüremiyor. Şimdi fişekçi geliyor. Tesla'mızı basalım. Güzel. Yapmasa olmaz zaten. Güzel akıl oyunu yaptık. Köstebeği şimdi sallayabiliriz. Evrimi Tesla'ya geçmemiz çok zor. Arkadan çıkmaya devam. Oyun gittikçe bizim için daha iyi oluyor şu an. Tekrar bir fişekçi gelebilir. O yüzden şurada bir Tesla dursun. Geldi Köstebek. Goblinler atarsa şöyle bir zehir, şöyle bir tomruk. Arkadaşlar görüyor musunuz? Adam fişekçi atabilmek için nasıl kıvranıyor? Sırf aynı taraftan saldırıyoruz diye. Boşu boşuna fişekçi attı. Yine arkadan çıkalım. Kontrol bizde, bayağı bir öndeyiz biz. Bir de bizde düşes var. Karşıda prenses kulesi. Gene Köstebek'i sallayalım. Oyun yönünü açmaya karar vermiş. Bence zekice. Bizim Köstebek pozisyonumuzu güzeldi. Orada bir daha fişekçi boşa gitti. Gerçekten şu an belki de maçın en kötü oynayan kartı fişekçidir. Hiçbir işe yaramadı maçın başından beri. Tesla'mız tekrar döndü. Şöyle Tesla basalım. Fişekçi ataması yine. Çok güzel. Hemen Köstebek'e yapışalım yine.
Güzel bir tomruk. Adam o kadar daraldı ki sol tarafa fazla vurmasına rağmen sağ taraftan saldırmaya çalışıyor bize. Yani yaptığımız işte başarılı olduk bence. Şöyle bir ana kulemizi açabilirsek çok iyi olur. Tamam ya, 3x de iyice bizim tarafımıza geçti artık eşleşme. Hemen desteği döndürüp bir tane daha zehir. Adam gerçekten çıldırmıştır. İki tane binici döndürmeye çalışıyor. Dikkatli olmamız lazım. O binici bırakalım. İki tane şövalye vurdu ona. Biraz hasar yiyoruz ama şu an bütün ikisini kökledi. Ve ilk sandık bize maçı kazandırdı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bence en büyük sandıkları sona bırakalım. Ne çıkacak? Mızraklı Goblin yine. Goblin yıkıcı. Ben bu kartı fazla oynamadım. Önce tabii kural gereği almamız gerekenleri alalım desteğe. Bir de Goblin yıkıcı vardı. Bir de önceki maçtaki kartları elimizden geldiğince almamaya çalışalım. Sonrasında ilk atak kartı belirleyelim. Bence madenci oynayalım. Normalde düşese karşı güçlü değil ama oynayasım geldi benim şu an. Bir olarak tomruk bir alalım. Tomruk kullanabiliriz bence. Bir de roket kullanalım. Önceki maç zehir almıştık, o yüzden şimdi roket alacağız. Sonra ne lazım desteğe? Bir bina lazım sanki arkadaşlar. Tesla almıştık, bence şimdi havan alalım. Hem havan evrimi de var. Sonrasında ne lazım buna? Bence prensesle köprüden vurabiliriz. Madem roket var prensese de vuralım. Ve de yakın menzil kartı yok. Bence bir daha şövalye alabiliriz. Hem evrim de lazım. Yani önceki desteğe benzemedi ve almamız gereken kartları aldık. Böyle bir deste oluştu. Haydi bakalım 12 galibiyet için devam edelim. Köprüden prensesle başlayalım bence. Çünkü maçın başında bir iki tane vurursak çok iyi olur. Vay, adam nereden bildi prenses basacağımızı? Yaşanması çok düşük bir ihtimaldi bence bunun. O Goblin yıkıcı kolayca öldürülür. Bizde de var Goblin yıkıcı. Aman diyeyim, kulele patlamasın. Arkadan bırakalım Goblin yıkıcıyı. Para yatırmadığım için maksimum aldım bu kartı. Dolayısıyla az oynadım o yüzden. Bıçağı yokken madenciyi yeritelim. Madencimiz çok iyi vuruyor. Yalnız az önceki maçta biz köstebek zehir oynuyorduk. Şimdi bizim rakibimiz oynuyor. O yüzden bence dikkatli olmamız lazım. Şöyle mızraklı köprüden basalım. İksirimiz dolunca prensesi bırakalım. Vay, bravo. Adam harbi iyi oyuncuymuş. O zaman bu maç dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Şu an maç baya başa baş. Tomruk atmayalım burada. Ateş şu bırakalım, kulemizi atlasın. Biz de roket sallayalım. Biz daha fazla vuracağız tasarruf yaptığımız için. Bol bol roket sallamak önemli çünkü eğer hasar farkında geride kalırsak bu sefer roket de bizi kurtarmaz. O yüzden vakit varken sallayalım roketleri. Goblin yıkıcı bırakabiliriz. Zaten köstebek atsa da tomrukla bir şekilde köstebeği savunuruz. Çok dikkatli oynamak lazım. Bu adam iyi oyuncu ve maç da zor. Defansif havan dikelim. Eyvah, yanlışlıkla madenci attık. Rakibin testası oradayken bizim geçmemiz çok zor. O yüzden bekleyelim, iksirimiz dolsun. Biraz dinlenme vakti. Çok güzel bir hamle yapalım şöyle. Eğer şövalye atıp sonra tomrukla ilk goblini vurursanız böyle hiç hasar almıyorsunuz, ateş ruhu atsa bile. Bence mükemmel savunmaydı. Bıçağımız bitecek, o yüzden goblin yıkıcı atalım. Roket sallayalım, geride kalmayalım dediğim gibi. Prenses bırakalım, elinde zehir yok zaten, prenses vuramaz. Genelde köstebeklerini öne doğru atıyor, onu fark ettim. Havan dikelim de belki koşup vurur kuleye, o yüzden garanti altına almak lazım. Biraz bıçakları azalmış olacak, o yüzden madenci geriye doğru atalım. Şu an için öndeyiz arkadaşlar, çok iyi gidiyoruz.
Oh, efsane savunma. Zehri kullandığı için arkadan Goblin yıkıcı bırakalım. İlk fırsatta roket sallamamız lazım. Aha, roket fırsatı. Tek yer herhalde o kart. Çok güzel, bayağı vurduk. Prenses bir tane vursa kule çok iyi olur. Her an köstebek gelebilir. Şöyle goblin yıkıcı bırakalım da bari gelirse tutsun. Tankımızı koyalım. Oraya bir roket. Roket lazım çünkü oraya. Basalım köprüden. Bıçağı yok. Mükemmel roket. O şövalye ölecek orada. Haydi, bir tane daha roket lazım. Kaç vuruyor roket? 371 vuruyormuş. Tomluk çevirmemiz lazım. Oh, inanılmaz yakın maçtı. Arkadaşlar bayağı zorlandık. Şimdi büyük sandıkları açacağız. Şu yeşil sandığı bence final maçına bırakalım. Diğer sandığı açalım. Bence diğer sandık da çok havalı gözüküyor. İçinden sadece 3 tane kart çıkıyormuş. İlk kartımız Goblin Çetesi, Goblin Laneti ve Goblin Yıkıcı. Şimdi bunlarla deste uydurmak lazım. İlk 3 kartımız belirlenmişti. Bence Pekka destesi çok güzel gider bu 3 kartla. Çete vardı. Bir de son olarak Goblin Yıkıcı vardı. Önce bir bakalım ama desteğe. Atak kartımızı alıyorduk zorunlu kartları koyduktan sonra. Bence Koç Binci güzel gider. Zaten Koç Binci şu an çok güçlü biliyorsunuz. Ama dengeleme gelecek sonra. Neyse, şu an çok güçlü zaten. Şimdi sonrasında Koç Binci ile bence Pekka'yı ekleyelim desteğimize. Zaten Pekka demiştik. Böyle bir deste hakikaten metada var bu arada. Sonrasında bir küçük büyü gider. Büyük büyüye gerek yok. Bence evrimi çarpmayı alalım. Bu Goblin Lanet ile beraber güzel gidiyor çünkü. Sonrasında şöyle destemize bir evrimi büyücü alalım. Çünkü evrimler biliyorsunuz çok önemli. Son kartımıza bakalım ne alabiliriz diye bakıyorum. Ve bence son kartımız arkadaşlar balıkçı olsun. Çünkü Pekka'nın yetemediği, iksirimizin yetmediği yerde balıkçı devreye girecek. Evrimleri koyduk mu böyle bir desteyle gireceğiz arkadaşlar. Şu an 10'a 0 gidiyoruz. Haydi de bakalım devam. Pekka oynamayı bayağı bir özlemişim. Bu mücadeleyi 12'ye 0 bitirelim arkadaşlar. Bu adam tazı kullanıyor çünkü çarpma ve iskelet ejderleri attı. Büyücüyü hemen kullanalım çünkü tazıyı evrime büyücüyle anca tutabiliriz. Tazı atamasın diye Koç Binci'yi şöyle sallayalım. Güzel vurduk ama adam da çok fena geliyor şu an. Çetemize çarpma atacak. Ah, havayı vuran tek kartımız büyücü olduğu için bayağı sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Herhalde böyle olabilecek en zor maç falan geldi şansımıza. İyi comeback atmaya çalışalım. Tazıya karşı comeback atmak diğerlerine göre daha kolaydır. Çünkü tazının güzel bir savunması yok. Pekka'mızı kuralım. Zaten bayağı bir iksir öndeyiz. O balonu neredeyse boş verdiğimiz için. Şimdi bizim Pekka'mızı nasıl öldürmeye çalışacak? Tabii ki cehennem ejderiyle, diğer kartlarla. O yüzden şu büyücüyü arkasına yapıştıralım. Hızlı ölmesi için Goblin Laneti'ye bir de çarpma yapıştıralım. Adamı boşluk kurtardı, şimdi korumalar atacak. Şöyle biraz daha baskılayalım çeteyle. Adam harbi iyi çıktı buradan. Şimdi fazla vaktimiz kalmadı arkadaşlar. Ama rakibin oynayış tarzını az çok çözmeye başladık. Adam büyücümüze ne pahasına olursa olsun boşluk atmaya çalışacak. Eğer o boşluğu dojlamayı başarırsak o zaman yolumuz açık olabilir. Şimdi arkadan bir Koç Binci bırakalım biz. Köprüden Pekka atabiliriz bence. Elinde korumalar yok. Ama büyücü atmamız daha doğru olur. Büyücüye boşluk atacak, o yüzden Goblin Yıkıcı atalım. Çok iyi dojladık boşluğu. Koç Binci'miz vuruyor. Haydi, daha çok basmamız lazım.
Ah be, kule de patlamadı. Aslında son bir atak da yapabiliriz bence. Hızlı çıkmamız lazım. Maçı satmaya yönelik hamleler bunlar. 7 iksir kullandı. Hemen basıyoruz. Oh, alıyoruz kuleyi. Hiç beklemeden ikinci kuleye gitmemiz lazım. Geriden mükemmel geliyoruz. Her şey bir anda değişti. Ama adam eğer bir anda tazı balon yaparsa maçı kaybederiz. Çünkü havaya vuran doğru düz bir kartımız yok. Rakip gerçekten maçı satmak için her şeyi yapıyor. Korumasız balon bastı ya. Şöyle baskı yapalım da bari atamasın şu tazıyı. Şu Valkür'ü halledip sonra saldıracağız. Durun, arkasına balon basarsa ayva yedik. Hemen saldırıyoruz. Bravo be Koşmince. Durun, az kaldı, başaracağız. O balon ölür orada. Bu maçı nasıl çevirdik ya? Gerçekten ben de inanmıyordum çevireceğimize, çünkü maç bayağı sakat başlamıştı. Evrim Valkür atacak, o yüzden balıkçı atalım. Ah be, vuramadık. Ama dur, yere basan hiçbir kart yok, o yüzden Goblin Yıkıcı %100 bitirecek maçı. İşte bu be, mükemmel comeback. Şimdi final maçına gidiyoruz. En güzel sandığı ve en güzel maçı sona bıraktık. Bu sandığın içinden bayağı bir şeyler çıkıyor diye hatırlıyordum. Evet, 5 tane kart verecekmiş. Bunu atlıyoruz. Ender Joker kartı gerek yok. Goblin Kulübesi, oyunun en kötü kartlarından bir tanesi. Goblinler, güzel kart. Ah be, zaten binamız var. Köstebek geldi. Şimdi değişik bir deste bizi bekliyor arkadaşlar. Umarım güzel bir deste uydurabiliriz bunlarla. Arkadaşlar, ben çok düşündüm iki tane binalı deste nasıl yapabiliriz diye. Ama sonrasında akışına bırakmaya karar verdim. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmedi. Öncelikle almamız gerekenleri alalım. Çünkü zaten 4 tane kart belirlendi sandıktan. Sandık büyük olduğu için. Son kartımız Goblin Kulübesi. Tabii onu görebilirsem. Evet, şurada. Yani artık kartı o kadar kullanmıyorum ki gözüm görmemeye başlamış. Bence önce büyüleri alalım bir. Tomruk'ta zehir alacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü deste harbi zayıf. Yani Goblin Kulübesi'ni direkt saymıyorum bile. O yokmuş gibi oynamaya çalışacağım. Sonrasında iki tane evrim lazım. Sağlam savunma lazım. Yakın menzil kartı bence Valkür çok sağlam gider arkadaşlar. Onun dışında uzaktan vuran bir kart eksik bence. Ona beraber bakalım. Ne alabiliriz diye bakıyorum. Okçu gitmez. Bence bir şey diyeyim mi? Fişekçi gider arkadaşlar. Deste çok garip. Hatta kulübe defansa katkı sağlamayacağı için maçı kaybedebiliriz ama son maçı kopartmaya çalışalım tüm gücümüzle arkadaşlar. Haydi, son maçtayız. Köstebek açılıştan direkt başlayalım. Bu arada ufak bir araştırma yaptım. Az önce açtığımız yeşil sandık en büyük goblin sandığıymış. Bırakalım arkadan Valkür'ü. Şimdi fişekçi bıraksak arkadan daha büyüsünü bilmiyoruz. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Fişekçiyle uzaktan öldürelim. Kafesi son anda yetiştirdik. Hakikaten maç bayağı zorlu başladı arkadaşlar. Bir de elimize Goblin Kulübesi geldi. Hani Goblin Kulübesi tamamen bir yük yani bizim için. Eyvah eyvah. Şimdi köstebek sallamaktan da artık tedirgin olmalıyız. Çünkü adam çok fena saldırdı az önce. Hadi Goblin Kulübesi, bina görevini yap. Sadece şu Koşmincı'yı öldür. Eyvah eyvah, Koşmincı çok vurdu. Geriden gelmemiz lazım. Az önceki tazı maçını çevirdiysek bence bu maçı da çevirebiliriz. Evet, Goblin Kulübesi'ni bir daha atmayacağım bu arada. Bir şans vermek istemiştim ama olmadı. Biraz saldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Fişekçiyi yapıştıralım. Opekka'dan baya bir faydalanacağız. Goblin Yıkıcı kafeste patlatalım. Pekka'nın etrafını goblinlerle saralım. Kafese gelmedi, çekelim mecbur. Güzel büyü attı hemen Valkür.
Eyvah eyvah, galiba final maçında kaybedebiliriz. Fazla canımız kalmadı. Rakiple özellikle aynı tarafa saldırıyorduk. Hani zehir atarız, arkadan kart atamaz diye düşünüyorduk ama ya defansımız çok kötü. Boş binciye hiçbir bina yetmiyor. Şu fişekçi birazcık indirsin onu. Dayanmamız lazım arkadaşlar. Daha ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Boş binci durmayacak ki. Aha, rakip hata yaptı. Şu an inanılmaz maçı satmaya yönelik oynuyor. Umarım daha büyük bir hata yapar. İkisini de oldukça köprüden basıyor. Durun şöyle bir kontra atak yapalım. Bir de köstebek yapıştıralım. Zehir atalım çünkü agresif oynamamız lazım. Bayağı gerideyiz. Daha fazla atağa çıkmalıyız. Dur, burada fişekçi yedirtirsek çok iyi olur. Hadi comeback atmaya çok az kaldı. Oo, yıldırım havaya salladı. Bravo fişekçi. Az kaldı, başaracağız. Yalnız yıldırım döndürürse maç kazanabilir. Evet. Yıldırım atamadan saldırmamız lazım. Mükemmel geriden geliyoruz. Mükemmel maçlardı arkadaşlar. Hele geriden geldiğimiz maçlar daha mükemmeldi. Ki biz sadece sakin kaldık. Rakibin hata yapmasını bekledik ve bir anda yakaladık. Evet. Efsanevi çıktı, mükemmel oldu bu. Elite Joker puan verdiği için işimize geliyor. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olabilirsiniz. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.